Evet dayı, şimdi faiz problemlerini işliyoruz. Evet. Şimdi faiz problemlerine baktığımızda dayı, önümüzde şu ifade var. F eşittir ANT bölü 100. Biz buna Fanta diyebiliriz. Aklımızı öyle tutabiliriz. Evet. Ya da Anıttepe diyebilirsiniz veya Antep diyebilirsiniz. Yani öğrenciler istediği şeyi söyleyebilir. Fantom diyebilirsiniz. Ne diyebilir? Fantom. Fantom. O da olsun hadi dayı. Yıllık olursa 100'e bölüyoruz, aylık olursa 1200'e bölüyoruz, günlük olursa da 36.000'e bölüyoruz. Tabii buradaki F, A, N, T bunlar nedir? Onlara bir bakalım. F faiz demek, evet. A ana para demek, yatırdığımız para oluyor. Evet. N yüzdedir, daima yıllık olarak yazacağız. Kendi aylık verir, şunu verir, bunu verir, onları söyleyeceğim. T de zaman demektir. Şimdi dayı, daha geçmeden önce şunu söyleyeyim. Mesela adam şöyle bir şey diyebilir. Aylık %5 faizle. Şimdi aylık %5 ise yıllık nedir? 12 ile çarpar 60. %60. O zaman biz N yerine 60 yazacağız. Evet. Veya adam diyecek ki aylık işte 10 faizle, %10 faizle. Biz gidip de oraya 10 yazmayacağız. 10 çarpı 12'den 120 yazacağız. 120. Orası önemli. Bankaya yatırılan 800 TL 4 ay sonra getirdiği faiziyle birlikte 880 TL olarak çekildiğine göre uygulanan yıllık faiz oranı kaçtır denilmiş bize. Bankaya ne kadar para yatırılmış? 800 lira. 800. Ana paramız 800 lira değil mi dayı? Önce Fanta bölü 1200'ü gördük. Sebebi 4 ay sonra dediği için. Şimdi faizimiz bankaya 800'ü yatırıp 880 lira olarak çekmişsek faizimiz 80 lira. Çok güzel. Ana paramız 800 lira. N dediğimiz yüzde. Yüzdeyi zaten kendisi bize soruyor. Bilmiyoruz. T de zaman. O da 4 ay. O zaman geliyoruz Fanta bölü 1200'e uyguluyoruz şimdi. F 80'di zaten yazdık dayı. Ana paramız 800'ü yazdık. N X'ti zaten. Zaman da 4 aydı. 6'da 1200'ü koyduk. İçler dışlar çarpımı yaptık ve cevabımızı %30 bulduk. Bir banka dolar olarak yatırılan paraya %5, TL olarak yatırılan paraya %80 yıllık faiz veriyor. Doların 280 TL olduğu bir dönemde 1000 doları olan bir kişi parasını bir yıl için dolar olarak bu bankaya yatırıyor. Bu kişi bir yıl sonra parasını faiziyle birlikte çektiğinde zararlı çıkmaması için doların bir yıl sonraki değeri en az kaç lira olmalıdır? Ne anladın dayı? Dayı biraz uzun bir soru ama adam dolar olarak yatırmış parasını. Daha sonra faizle birlikte çektiğine zararlı çıkmaması için. Yani adamın önüne iki tane ihtimal koymuşlar. Evet. Bak kardeş demişler, senin paran var. İster Türk lirası olarak yatır, ister dolar olarak yatır. O da uyanık demiş ki ben dolar olarak yatıracağım. Evet. Yılın sonunda da zararlı çıkmaması için Türk lirası bir dolar ne olmalıdır? Ne olmalıdır? Ona getiriyor. Ama doların miktarı biraz fazla da 280 TL. İnşallah tabii ki olmaz. İnşallah olmaz. Şimdi biz bunu bir dedektif gibi çözeceğiz. Dolar, TL. TL. Şimdi bu adamın ne kadar doları vardı dayı? 1000 doları. 1000 doları. 1000 doları koyduk buraya. Evet. Türk lirası olarak karşılığı ne? 280 bin. 1 dolar 280 liraysa 1000 çarpı 280'den 280 bin lira Türk lirası olarak parası varmış. Evet. Dolara %5 faiz uygulanıyormuş, Türk lirasına %80. Bu demiş ki ben dolar olarak bankaya paramı yatıracağım. O zaman 1000 doların %5'ini buluruz. Evet. Yılın sonunda bu kadar faiz verilecek. Evet. 1000 doların %5'i 50 dolardır. 50 doları eklersek dayı 1050 dolar oldu. Evet. Türk lirası olarak yatırsaydı 280 bin liranın %80'ini hemen buluruz. 224 bin lira yapar. Ekleriz. O faizi gelir 280 bine eklersek de 504 bin lira yapar. Evet. Şimdi eğer 1050 dolar 504 bin liraya eşit olursa bu adam ne kar ne zarardır. Nötr. O zaman ben 504 bin lirayı 1050'ye bölersem 1 doları bulurum. Kaç TL? Hemen böldüm ve 1 doların 480 lira olması gerektiğini görüyorum. Yani 1 dolar 480 lira olursa bu adam zarar etmemiş olur evet. dayı. Düşünsene 1 dolar 480 değil de 479 lira olsa bu adam zarar eder. 485 lira olsa kar eder. 481 lira olsa kâra geçer. Üstünde hep kar eder. Tabii ki. Bu güzel bir soruydu. Evet. Yıllık %80 faizle, bunu senden alalım dayı soruyu. Tabii dayı. Yıllık %80 faizle bir yıllığına bankaya yatırılan bir miktar para, yıllık %90 faizle 8 aylığına bankaya yatırılsaydı
25 bin lira daha az faiz geliri getirecekti. Buna göre başlangıçta bankaya yatırılan para kaç TL'dir? Evet. Şimdi şey var değil mi? Tercih meselesi. Tercih meselesi var. O ikisi zaman arasındaki de fark da verilmiş bana. İki durum arasındaki fark. Denklemimi kurar. Yani şimdi bir miktar para bilmiyoruz x. %80 faiz çarpı 80 çarpı 1 bölü 100. Böyle yatırılmış. Eğer diyor bu diyor %90 faizle 8 aylığına yatırılsaydı x çarpı 90 çarpı 8 bölü 1200 diyecektik ay dediği için. Evet. Yatırılsaydı 25 bin lira daha az getirecekti. Yani burası 25 bin lira daha az olacaktı. O zaman bu eksi bu eşittir 25 bin lira deriz. Evet. Gerisi hikaye. Evet. Paydalarını eşitleriz. Ondan sonra x'i rahatlıkla buluruz. Buradan evet, payda eşitliğinden sonra x'te gerekli işlemler yapılmamış dayı. Burada gerekli evet, işlemler yapılırsa da x buradan rahatlıkla bulunur. Bulunur.